Merhabalar. Yeni bir Ahval TV ve Ahval Podcast yayınında birlikteyiz. Gidişat programında Gökhan Bacık'la birlikte olacağız. Birbirinden çok aynı olmasa bile sonuç itibariyle aynı noktaya değinen konular üzerinde tartışacağız bugün de. Öncelikle Kaşıkçı cinayetinden başlayalım. Geçen hafta Erdoğan çok önemli açıklamalar yapacağım dediği konuşmasında Suudi Arabistan prensini, veliaht prensi işaret etti. O sıra sürekli olarak iktidar medyasına bilgiler, ipuçları sızdırıldı, işte fotoğraflar sızdırıldı. Hatta ölümüne ait kaydın, ses kaydının olduğu bile iddia edildi ama bir CIA başkanının gelişi ki eski İngiliz Büyükelçisi Murray'a göre Erdoğan'ı tehdit etmeye gelmişti. Bir de Erdoğan'ın veliaht prensle yaptığı görüşmenin ardından Kaşıkçı olayı bir sürü olay gibi unutuldu gitti. Bunun yanında bir de işte geçen hafta sen yarınki yazında dile getirmişsin. Kul hakkı, insan hakkı işte burada da o giriyor. Cemal Kaşıkçı kul olarak görüldüğü için herhalde insan hakkının, yaşam hakkının peşinde koşulmadı. Ne diyorsun Gökhan? Şimdi doğru, sana %100 katılıyorum. Yani ama biz bunu geçen hafta 3 aşağı 5 yukarı konuşmuştuk. Hatırlarsan Cemal Kaşıkçı olayında şöyle bir çerçeve çizmiştik. Birkaç devlet müstesna, uluslararası sistemin devletleri, başta Amerika, İsrail, Türkiye, İran. Bu olayda Kaşıkçı olayını öncelikli bir insan hakkı sorunu olarak değil de bu gelişme benim bölgedeki pozisyonumu nasıl etkiler diye pozisyon almışlardı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri çok açık böyle bir pozisyon aldı. Türkiye, geçen hafta ifade ettiğim gibi önce yüksek perdeden bir olayı bir gazetecinin katledilmesinin kabul edilemeyeceği bağlamında kurgulayarak yola çıkmakla birlikte çok nüans, yani Suudilerle bir boşluk bırakarak, yani burada kendi ulusal menfaatlerini tam risk etmemek ve bazı fırsatlar doğarsa bunu kullanabileceği mesajı verdiği kanaatindeydim. İki gelişme bunu doğruladı. Bir tanesi Selman ile, yani Veliaht Prens ile Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi. Bu olayın doğasına aykırı bir durumdur. Yani bu görüşme büyük bir soru işareti. Yani sorunu, ikincisi savcının gelip İstanbul'da, yani Suudi savcının İstanbul'da gelmesi artık usulen bu sorunu nasıl çözüleceği konusunda tarafların bir uzlaşıya vardı. Bu şunu gösteriyor. Türkiye söylemde biraz farklı davranmıştır, bu doğru. Siyaseten de Selman üzerine baskı yapmıştır. Ama anladığım kadarıyla diğer ülkeler gibi bu olayda jeopolitik bir tavır almıştır. Dolayısıyla Orta Doğu'da mümkün mertebe ölmemeye bakacaksınız. Ölürseniz arkanızdan bir gazeteciyseniz Mersiye yazılır. İşte dağ başında donmuş bir askerseniz size Sarıkamış hatırlatılır. Ama bu böyle devam eder. Dolayısıyla Kaşıkçı olayında son bir haftadaki gelişme şöyle özetleyebilirim ben. Diğer ülkelerin, bazı ülkelerin bu olayı öncelikle bir stratejik mesele, dış politika meselem beni nereye götürür, buradan ben ne sağlarım, ne kaybederim denklemine göre gidiyordu. Türkiye buraya biraz daha yaklaştı. Bu çok şaşırtıcı bir durum değil diye düşünüyorum. Bu şekilde Erdoğan ekonomik olarak bir güç mü elde etme peşinde koşmuştur, kazanç mı elde etme yoksa bölgedeki dengeler, siyasi yaklaşımlar konusunda mı bir Benim uzlaşma? kanaatim şudur. Suudi Arabistan'ın iç politikada da dış politikada bir sorun çözme taktiği var. Çek. Yani bu, evet, yani bu sadece büyük bir kısmı finansal, bazı başka politik şeyleri de var. Dolayısıyla burada Türkiye'nin şöyle bir siyaseti olduğunu mu kabul ediyoruz yani veya başka bir ülkenin? Ben bu olayda sadece Kaşıkçı'nın hayatı ortadan kaldırıldı, bir kişi yok edildi, bütün bakış açım budur diyeceğini varsaymıyoruz Orta Doğu'da. Bu arada Türkiye'yi de yadırgamayalım, bunu diyen bir devlet olduğu kanaatleri değilim. Burası Orta Doğu. Dolayısıyla burada benim kanaatim Suudiler bu olayda yıpranmışlardır, bir bedel ödemektedirler. Bu bedeli sübvanse edeceklerdir, yani bunun maliyetini ödeyeceklerdir. Bu maliyeti nedir? Bazen maddi imkanlardır. Bazen Suriye'de bazı politik hareketleri başka türlü ele almaktır. Bazen Mısır'la ilişkileri farklılaştırmaktır. Yani şöyle söyleyeyim, Suudiler bu olaydan dolayı Mısır'la Türkiye arasında ilişkilerin düzelmesi için bazı girişimler yapabilir. Örnek. Yani alternatif çoktur Orta Doğu'da. Buradaki temel nokta şudur. Türkiye'de diğer ülkeler gibi Kaşıkçı olayına artık bir
ulusal çıkar fayda açısından bakmaya başlamıştır. Evet, fayda maliyet analizine girmiştir. Peki, ya bu akşam yayınlanacak yazında şeyden kul hakkı ve insan hakkı kavramını tartışıyorsun. Biliyoruz ki işte insan hakkı modern ulus devletle birlikte ortaya çıkmış. İnsanın doğuştan sahip olduğu varsayılan bir takım değerler üzerine kurulu. Yaşam hakkı da bunlardan biri. Mülkiyet hakkı, ifade özgürlüğü, bir sürü şey, kadın hakkı. Ama kul hakkı kutsal kitapta yer alan ve kutsal kitap tarafından belirlenmiş ve sınırlanmış bir kavram ve Türkiye hala insan hakkından çok bu kul hakkı kavramı üzerine özellikle muhafazakar kesim yaşıyor gibi. Yani bir yolsuzluk yapmak, çağdaş devlet örneklerinde olduğu gibi bir suç olmaktan çok daha geçmişe, arkaik bir döneme dönüp, elbette o dönemli ama temel olarak kulun hakkını yemek olarak görüldüğü için daha çok eleştiriliyor. Bir ceza meselesi, hukuk meselesi gibi görülmüyor en basitinden diyelim. O fikrini biraz açar mısın? Şimdi bakın, bu tartışma nereden çıktı? Yakın zamanda bir üniversite rektörü dedi ki, insan hakları batıdan gelmiştir. Bizim kendi çerçevemize uygun değildir. Bizim referans noktamız kul hakkıdır. Hatırlıyorsun, böyle bir yakın zamanda bir üniversite profesörü Türkiye'de böyle bir açıklama yaptı. Şimdi bu açıklama olabilir. Yani bu sürpriz bir açıklama değil. İslamcı bakış açısının veya daha muhafazakar İslami bakış açılarının insan hakları ve çevre hakları gibi bazı böyle rezervleri var. Bunu hatırlatıyorlar zaman zaman. Burada benim asıl tartışmayı açmak istediğim şu. Çok fikirlerini takdir ettiğim, iyi niyetli bir grup yenilikçi Müslüman aydın bu tür açıklamalarda, işte çocuk yaşta evlilik, taşlama, kırbaçlama, işte namaz kılmayana değnekle ceza verme gibi konular olunca şöyle bir algı üretiyorlar. Aslında kul hakkı bu batıdan gördüğümüz insan hakları aynıdır. Aslında bir sorun yoktur. Bu içeriği olarak beni mutlu eden ama sorunu yok sayan bir yaklaşım. Şöyle ki, eğer bu yenilikçilerin dediği gibi bir gelişmeci yöntemle yorumlansa kul hakkı ve onu artık, ya bu bir dönemin mantığıydı ama artık insan hakları var, buraya evrilmemiz gerekiyor, İslam da bunu öngörüyor dese, bunu kabul ederiz. Ama bu şöyle bir sonuç doğurması gerekiyor. İlmihallerin buna göre değiştirilmesi gerekiyor, camideki hocaların buna göre değişmesi gerekiyor. Şimdi mesela birkaç örnek vereyim ben size. Şimdi evrensel insan hakları bildirgesinin 16. maddesi bir örnek. Yani kul hakkı ile insan hakları maalesef, Sayın Rektör'ün dediği gibi maalesef farklıdır. Bu ikisini eşit görmek bir iyi niyeti yansıtmaktır. Yani keşke böyle olsaydı. İnsan hakları evrensel bildirgesinin 16. maddesi açıkça şunu söyler. Yetişkin her erkek, kadın, din, dil, mezhep, ırk ayrımı, cinsiyet, cins yani etnisite ayrımı olmaksızın evlenebilir. Biliyoruz bu kuralı. Mesela bunu bir insan haklarının olmazsa olmaz cüz'ü olarak görebiliriz ama mesela bir ateist bir Müslüman kadınla evlenebilir mi? Evlenemez. Yani dolayısıyla bırakın evlenememesini, sizin bugünkü fıkıh ölçüsüyle bunu durdurmanız gerekir. Veya başka bir örnek vereyim. Mesela bir kişinin ateizm propagandası yapan bir kitap yazması tartışmasız insan hakları tarafından garanti altına alınmıştır. Ama bu bir kul hakkı değildir. Veyahut Cumhurbaşkanı'nı tenkit etmek kul hakkı ihlalidir diyen bütün dünya üzerinde bir tane cami yoktur. Bu insan haklarıdır. Dolayısıyla kul hakkı belli dönem gelişmiş, geliştirilebilseydi belki insan haklarına, Batı'da da insan hakları 24 saatte ortaya çıkmadı. Orta çağdaki dönüştü, bugüne geldi, senin söylediğin gibi. Modern dönemde, modern devlet de hali hazır haline aldı. Bu kul hakkı üzerinde yeni içtihatlar kabul edilmediği için hiçbir surette, kat'i surette bugünkü evrensel insan haklarıyla aynı değildir. Dolayısıyla burada iki tane problem var sevgili Ergun. Bir tanesi şu, bunun böyle olmaması. İkincisi de maalesef fikirlerini çok takdir ettiğim entelektüel birikimlerini yenilikçi ilahiyat hocalarımızın bu çıkışları standart İslam'ı temsil etmiyor maalesef. Yani bunları... Peki bunu da şey olarak bakarsak, cemaat işte yakın zamana kadar İslam'ın daha aydınlık eğitime önem veren yüzü gibi görünüp geldi.
Cemaat bu insan hakkı, kul hakkı meselesinde nerededir? Senin görüşün? Ya şimdi bu zor bir soru. Yani cemaatin İslam epistemolojisini ortaya koyan güçlü bir entelektüel literatür yok. Yani cemaat pratik, praksistir. Yani Gülen cemaati yani eylem üzerindendir ve bununla kendini tanımlar, hatta bunda övünür. Ama biz bugün otursak, 24 saat çalışsak, Gülen'in adına bir internet sayfası var. Buradaki İslam'ın da büyük ölçüde ben bu standart İslami bakışla ona sadık kaldığını düşünüyorum. İfade edebiliyor muyum? Şöyle bir örnek vereyim. Mesela Türkiye'de şöyle bir popüler laf var. Dindarlığın 190'ı ahlaktır. Bu doğru değil. Diyanet İşleri Başkanı'nın ilmi halini açın, namaz 70 sayfadır. Mesela trafikte İşte birbirine saygılı olmak diye bir ilmi halde bulabileceğini sanmıyorum. İslam dini 190'ı fıkıhtır. İslam'ı fıkıhtan ahlaka döndürülebilmiş değildir. İfade edebiliyor muyum? Dolayısıyla burada bir heyecanla kalkıp kul hakkı, insan hakkı demek çok güzel bir temenni. Ama bu doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü İslam bilinmez bir şey değil. Bir camiye gidersiniz, bir ilmi hal alırsınız. Mesela bugün yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en muteber dağıttığı iki cilt ilmihal, ki içlerinde yazarlarından bir tanesi reformcu görüşleriyle birleyen Ali Bardakoğlu'dur, eski Diyanet İşleri Başkanı. Burada zina eden insanların bedensel cezaya, bu bedensel ceza vurmak olabilir, sürgün edilmek olabilir. Hatta ilmihal peygamber tatbikatında rejim edilerek öldürülmek deniyor. Şimdi o zaman ben insanlara, filan ülkede insanlar rejim ediliyor, çocuklar kırbaçlanıyor, kadınlar dediğim zaman, aa bu işte gerçek İslam değil tepkisinin karşılığı yok. Yani siz hane halkına dağıttığınız imhalde bunu tartışırsanız, ki bu imhalde bu aktardığım paragraftan sonra canım artık zaman değişmiştir, buna gerek yok denmemektedir. Önemli olan ceza değil, teşvik etmek gibi laflar edilmektedir. Dolayısıyla buradaki temel soru şudur, üzülerek söylüyorum, elimizdeki literatüre bakarsak rektör haklı. Ta ki Müslüman aydınlar, ortodoksiyi temsil eden aydınlar çıkıp bir dakika arkadaş biz artık bu içtihatları değiştiriyoruz, yoktur. İnsan haklarıdır demeleri gerekiyor. Demediği sürece senin benim gibi ya bu İslam dünyası nereye gidecek diye kafa yoranların söylemesiyle bu literatür değişmiyor. Bunun olması aslında İslam'da reform anlamına geliyor ama bir dinde reform o dinin yaşandığı toplumlarda bir bilimsel devrim yaşanmadan gerçekleşmiyor galiba. Yani dinle bilimin çatışmadığı, ya bilimin üretilmediği toplumlarda, ki işte Müslüman toplumların tamamı öyle, işte Müslüman bilim adamları var ama kendi ülkelerinden çok, işte Amerika'da, İngiltere'de değişik atmosferlerde o Müslüman olarak yaşayan, Müslüman kimliğiyle bu bilimi yapan ama Batı reformunun, Batı devrimlerinin yarattığı bir atmosferde onların sağladığı özgürlük alanı içinde yapabiliyordu. Doğru. Türkiye'de işte görüyoruz, bilim üretilmiyor. Ne yani işte şeyleri bıraktım, fizik bilimini, üretimle doğrudan ilintili olan uzay bilimine. En çok yaygın, en ucuz olan sosyal bilimlerde bile işte Hitler'i, sosyalizmin kurucusu ilan eden biri doktora derecesi alabiliyor. Ya da telefon rehberini doktora tezi diye sunup ünvan aldı, ortaya çıkan kişiler okuyoruz medyada. Bu İslam'ın bilimden uzaklığı ve aradaki farkın giderek açılması sonucu hiçbir zaman yakalayamayacak olması, bu reform işini biraz imkansızlaştırmıyor mu sence? Çok önemli bir soru. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Sosyal bilimlerin gelişmesi için iki şart vardır. Birisi özgürlüktür. Yani olmazsa olmaz, özgür olmaz. İkincisi de sosyal bilimler özünde sekülerdir. Dinin artık ben toplumu açıklamıyorum, rasyonel akıl açıklar demek. Şimdi Türkiye'de din o kadar her alanda ki. Yani televizyona çıkan din adamları pedagoji konusunda konuşuyor, ekonomi konusunda konuşuyor, depremi açıklıyor. Yani bu kadar büyük bir otorite her yeri kaplarsa kimse dönüp sosyolojiye, psikolojiye bunu sormayacaktır. Dolayısıyla Türkiye'de sosyal bilimin önünde iki büyük yapısal engel var. Biri özgürlük sorunu. Devlet de bu işin içinde. Yani Türkiye'de bir savcı
bir yapısal Marksist adama atıf yaptın diye soruşturma açıyor bir kişiye. Şimdi bu komedi. Şimdi sorunuza gelirsek, bakın Avrupa'da da aslında bütün kitle reforma tabi olmamıştır. Çok az bir Hristiyan gruptur. Diğerleri sekülerleşmiştir. Dolayısıyla benim kanaatim 1800'lerin başından beri işte Rıfat el Tantavi Mısır'da, daha sonra Abduh, bence artık şunu kabul etme, yani Müslümanlık sorununa kafa yoran insanlar, bunların illa dindar olmasına gerek yok. Seküler, yani Orta Doğu'da yaşayan insanlar şunu yavaş yavaş kabul etmeleri gerekiyor. Tıpkı Hristiyanlık gibi bir dini, İslam'ı yenilemek o kadar kolay değil. Bence buna kafa yoran insanlar yavaş yavaş İslam'la uzlaşan bir sekülerizm nasıl kurgulanır? Bunu düşünmemiz gerekiyor. İfade biliyor muyum? Yani Batı'da evet. Da, bakın, Batı'da da 70'lerin sonunda Stephen Osment, Harvard'da çok önemli bir seri ders verdi, Hristiyanlık reformu. Bu kitaplaştı. Bu kitabın temel tezi şudur. İnsanları reform etmek kolay değil. Batı'da da çok az kitle reform olmuştur. Büyük bir kitle sekülerleşmiştir. Yani tamam, bunu değiştirmiyoruz ama biz böyle yaşıyoruz. Şimdi bence Türkiye'de de dini harekette kafa yoran entelektüeller, bunlar Süleyman Efendi tarikatı olabilir, Nakşi olabilir, ki büyük bir kitle var, bunu görüyoruz. İnsanlar memnun değil bu yorumdan. Bunu değiştirmek yerine İslam'la barışık bir sekülerizm hayal etmek daha çıkış olabilir. Niye bunu söylüyorum? Çünkü biz 300 yıldır, yani 300 yıldır Abduh'tan geldik. Mesela Türkiye'de Yaşar Nuri Öztürk'ü hatırlayın. Yaşar Nuri Öztürk'ün yaptığı şey 3 aşağı 5 yukarı Ebu Hanife'nin, yani Türklerin mezhep imamının fikirlerini popülerize etmekti. Hiçbir şey üretemedi neredeyse. Yani hiçbir şeyi etkileyemiyorsunuz. Dolayısıyla bu reform veya yenilikçi değil. Madem tesir etmiyor, bunda ısrar etmek yerine, bununla kavga etmeyerek, bununla uzlaşmayarak bir sekülerleşme düşünmemiz gerekiyor. Yani o orada söylediğin devam etsin ama biz insan haklarına göre davranmaya devam edelim gibi. Yani benim bu soruna vereceğim cevap, %100 haklısın. Ben İslam düşüncesinin bu şekilde yenilenebileceği kanaatinde neredeyse değilim artık. Yani o kadar sert bir çekirdek var ki, dolayısıyla dinle, hani dinle daha makul bir arada olabilecek bir sekülerizm Müslümanlar var edebilir mi? Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nda bunda bazı şeyler var, ipuçları var. Mesela Osmanlı İmparatorluğu para vakıfları kurmuş, vakıf kurmuş. Yani sert olan dinle çatışacağını anlayınca kenarından dolaşmış, bazı pratikler uygulamış. Buna biraz kafa yormamız gerekiyor. Eğer biz her sabah kalkıp bu sert yorumu nasıl yenileyeceğiz dersek yenileyemiyoruz. 300 yıllık reform ve yenilik tecrübemiz elde var, sıfır. Ama Ferit Zekeriya İlliberalizm kitabında şu örneği veriyor. İstanbul'a gelirken Justinianus kilisesini de alıp geliyor. Roma, Roma'da kalıyor. Ve diyor ki iki kilise oldu. İstanbul'daki tamamen imparatora bağlı bir devlet kurumu. Roma ise bağımsız kalabildi ve devlet kilise çatışması, mücadelesi sonucu sekülerlik doğdu. Osmanlı bütün İslam ülkeleri gibi bir de bu Bizans geleneğini aldı. Bir kurum olarak şeyin için. Bugün de bakıyoruz işte kaç bin kişi çalıştırıyor bilmiyorum, Diyanet. 100 bin kişi çalıştırıyor. Bunlar legal görünerek, Kur'an kursları. Toplumda AK Parti dönemi giderek artan bir din adamı, din memuru sınıfı oluşmuş oluyor. Bunların bir gücü etkileniyor. Gittikçe daha da kuvvetleniyor şey olarak. İtibarları artıyor. Eskiden imam olmak çok iyi bir şey değildi. Alay edilen, küçümsenen bir şeydi. Şimdi din adamlığı itibar gören bir hale de geldi. Bunların da bir kendi kazanım alanları oluyor ve bu alanı bir de, yani bu bir yandan Müslüman toplumların geri kalmışlık ve sömürgecilik deneyimlerinden bir Batı nefreti var. Bir yandan İslam alimi dediğin kesimlerin devlete gerek üniversite gerek işte Diyanet diye din kurumları üzerinden göbekten bağımlılığı var. Yani din, eğer bir şey olacaksa yeniden o zaman devlet üzerinden yeni bir toplumsal değişim yaşanması gerekiyor Türkiye'de. Anladığım, yani Avrupa Birliği sürecine tamamen dönecek, üye olup olmaması bir yana, ama toplumu işte sekülerleştirmeyi hedefleyen, dini de toplumun bir gerçeği olarak kabul edip onunla barışçıl bir şekilde hayata devam etmeyi kabul eden bir zihniyet anlamında diyor.
Yani yani modelin çok makul olduğunu kabul etmesem de yani anladığım kadarıyla şunu diyorsun. Madem bu modeli değiştiremiyoruz, bunu iyi yönde kullanabilir miyiz? Yani bir aydınlanmacı yaklaşım. Yani bunu denemek lazım. Yani bu konuda bir şey söyleyemem. Ama şunu biliyorum. Bugün Türkiye'deki dini aktörlerin AKP de dahil, cemaat de dahil, Nakşiler de dahil harekete geçirdiği dalga o kadar büyük ki. Yani o kadar yüksek dozajlı bir dini bir titreşim oluşturuluyor ki Türkiye'de bugün. Benim endişem bu mahalleler bile durduramayabilir daha sonra. Yani devlet de durduramayabilir. Yani sosyoloji bir şey değil, bir makine tezgahı gibi değildir. Yani siz çok yüksek dozda bir 20 yıl, 15 yıl aşırı bir motive olmuş din adamı grubunu söylemi değiştirirseniz, yani örnek vereyim ben size, Türkiye Suriye'ye en son askeri harekatı yapınca Diyanet İşleri'nin o haftaki hutbesinden bir cümle okuyayım size. Silahlı cihat, cihadın en üst mertebesidir. Şimdi bu başka bir şey değil mi? Yani şimdi buradaki algı, yani mesela bizim küçüklüğümüzde en yüksek cihat ilimle yapılandı falan denilirdi. Yani böyle algılar vardı. Dolayısıyla dediğine katılıyorum da bunun için bir sosyal uzlaşma gerekiyor. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, devletin böyle, ama ben şu anda toplumdan da siyasetten de diyanetten de gelen dalganın böyle olmadığı kanaatindeyim. Ve bu denenmiş mesela. Yani biz biliyoruz ki mesela bugün muhafazakarlar kabul etmiyor ama evlerinde baş tacı ettikleri Elmalılı tefsirini bizzat Atatürk'ün meclis kararıyla Hanefi mezhebine göre yazılacak diye yazılıyor. Kendi hatta cebinden para verdiği söyleniyor. Yani Cumhuriyet aslında Diyanet işleri üzerinden bir aydınlanmacı bir tırnak içinde, ama bu olmamış. Dolayısıyla benim, yani senin önerini ben şeklen kabul edilebilir bulmakla birlikte diyeceğim karşı eleştiri şu: bu çok sert bir gelenek. Yani çok sert. Bunu gerçekten çok değiştirmeye çalışanlar olmuş. Yani büyük entelektüel kalibresi olanlar, siyaset adamları, yani bir Kemalist reform düşünün, Osmanlı modernleşmesini düşünün. Bakın şöyle örnek vereyim ben size. Abdülmecid vals yazmış bir padişah, değil mi? Valse insan, yani valse davet diye bir şey var, bestesi var. Bugün Türkiye'de yani Kemalist modernleşmesi vals yapıyor onlar diye eleştiriliyor. Mesela 2. Mahmut Abdülhamit'in dedesidir, fes takmıştır. Öyle değil mi yani? Gavur padişahı. Yani bu geleneği, hadi oturalım bu içtihadı değiştirelim. Bu çok hoş akla gelen, yani otursak bir masa etrafına, fıkhı ele alsak, işte İslam teolojisini ele alsak, kadın eşitliğini ortaya koysak. Mesela bir imam çıkıp dese ki kırmızı ışıkta durmak farzdır. Yeni bir fıkıh üretiyorum. Her erkek mesela İslam'a göre, şimdi mesela her zenginin kurban kesmesi farz değildir. Sadece Hanefi mezhebine göre bir görümüne göre sünnettir, vaciptir. Bir imam dese ki biz yeni bir iştihat yapıyoruz, yetişkin durumu olan her erkeğin, kadının yılda bir ağaç ekmesi vaciptir mesela. Yani böyle bir şeyler olsa, ama bu olmuyor işte. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla dön dolaş aynı yere gittiğimiz için ben diyorum ki madem o olmuyor, Batı'daki gibi dindarlar bu sefer. Yani bu feci din yorumundan memnun değil insanlar, dinden çıkacak halleri yok ya. Onlar da, yani ben yeni kuşağı İslam'ı yenilemekten ziyade İslami kimliği koruyarak nasıl sekülerleştirebilir, bunu hayal etmelerini kanaati acizanemce öneriyorum. Peki. Zamanımız doldu. Haftaya tekrar devam ederiz. Belki bir Umman örneğine bakarız. Orada nasıl yaşanıyor, evet, neler oluyor. İlginç bir yer galiba. Ağzına sağlık. Görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.